Karadeniz Ereğli Dağlıca Köyü muhtarı ben Mehmet Başaran. Köyümüz Ereğli'ye 26 kilometre. Perşembe günü ayın 10'unda çıkan bir ev yangınında 5 kişilik ailenin evin tamamen yanması sonucu Karadeniz Ereğli Belediye İtfaiyesi'nin yardımıyla yangın söndürme ekibiyle bu kadar olabildi. Ama ev tamamen harabeye döndü, tamamen yandı. 5 kişilik aile mağdur durumda. Ve bu konuda devletimizin merciyelerine, Sayın Kaymakamımıza konuyu ilettim. İyi geleceklerini ve devletin elini uzatacağını söylediler. Ve bu arada tüm hayırsever ve iş adamlarından ve sanatçı camiasından, özellikle Haluk Levent sanatçımızdan da bu ailele ellerini uzatmasını temenni ediyorum. Allah böyle bir acıları, böyle bir yangınları kimselere göstermesin. Aile şu anda mağdur durumda. Gereğinin yapılmasını devletimize ve hayırsever ve iş adamlarından yardım bekliyorum. Teşekkür ederim. Peki muhtarım, şu an 5 kişilik aile nerede yaşıyor acaba? Şu anda 5 kişilik aile bizim köy konağı dediğimiz, yani köy odası dediğimiz, eski tabir caizle köy odasında konuk ettik. Orada sağdan soldan eşten, dosttan, konu komşudan halıydı vesaire şu anlık geçici olarak tedarik ettik. Ve aile burada yaşıyor şu anda. Peki ailenin geçim kaynağı nedir normalde? Ailenin geçim kaynağı, şu anda hiçbir geçim kaynağı yok. Sadece çalışan bir çocuk var asgari ücretle. 5 kişilik ailenin bir tanesi okuyor. Hanımı ve eşi, arkadaşı ve ailenin hiçbir yerden geliri yok. Abi merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Ben Yılmaz Yavuz, Dağlıca Köyü'ndenim. Yılmaz abi, yakın bir tarihte eviniz yandı, geçmiş olsun. Sağ olun. Neler söylemek istersiniz? Nasıl oldu kaza, nasıl yaşandı? Ayın 9'unda oldu. Ben işteydim, işte geçici işlerde çalışıyordum. Evde oğlum da işten gelmişti, yatıyordu. Sobadan olduğunu tahmin ediyoruz ama büyük bir ihtimal sobadan kaynaklandı. İtfaiye raporu belli oldu mu abi? Evet, sobadan. O da sobadan tuttu. Abi ev komple yanmış olarak gördük biz. Evet, evin içi komple yandı. Elektrik tesisat, su tesisat, aklında ne gelirse. Çorap bile alamadık evden. Ayakkabılarımızı bile alamadık. Yani çocuklar ayakkabılarını alamadan zor kaçtı içeriden. Oğlumun bir tanesi zaten kaçarken ayağı yandı. Zor kaçtı. Serbest meslekle uğraşıyorum dediniz. Ne işler yapıyorsunuz abi? Götür işlerde. İnşaat temizliği. Yani orman, kömür ocakları ne olursa. Şu anda bir talebiniz var mı? Bir yardım talep ediyor musunuz devletimizden? Tabii ki talep ediyorum. Yani ben iki tane çocuğum var öğrenci. Yani zaten zor geçiniyorum. Tabii ki devletimizden, duyarlı insanlarımdan yardım talep ediyorum. Gördüğünüz gibi Koyo Dağı'nda kalıyorum. Zor şartlarda. Şartlar zor. Benim evimde masraf çok. Geçmiş olsun. Yangın çıktığında siz evdeydiniz galiba. Evet. Anlatabilir misiniz? Neler yaşandı? Nasıl oldu? Yani kömür güydük. Kömür tutuşmayınca odun koyduk içine. Kağıtla tutuşturuyorum diye. Tutuştu değil. Kapağını örttü. 3-4 dakikaya kalmadı, pohlama yaptı. Evet, zor indik evden yere. Çocuklar evde miydi abla? Nasıl? Evdeydi. Çocuğum bu işten geldiydi, uyuyordu. O da ders yapıyordu internetten, kulaklıklarla. Devletimizden, insanlarımızdan bir yardım talebiniz var mı? Var, olabilir ya. Olabilir, sevdiklerimizden yani, komşularımızdan. Kendi ailemizden olabilir yardım. Devletimizden. Evet, devletimizden. Adım Kazım Yavuz, fabrikada taşeronda çalışıyorum. Kaynak yardımcısıyım. Ya duruş vardı fabrikada, işten geldiydim. Evde uyuyordum.
Kardeşim vardı. Kardeşimle annem uyandırdı beni. Kalktığımda zaten ev yanmıştı. Ayağın yandı herhalde. Evet, ayağım yandı. Başka bir yerinizde bir şey var mı? Yok, başka bir şey yok. Köy odasında muhtarımız burayı yerleştirdi. Burada kalıyoruz. Kolu komşu, kıyafet, koltuk, halı. Yiyecek. Odun, kömür. Yani köylüler yardım ediyor, yiyecek. İhtiyaçlarımızı giderme yardım ediyorlar. En acil evimin yapılmasını istiyorum. Evimiz komple yandı. Evin bütün ihtiyaçlarını karşılamasını istiyoruz. Maddi, manevi herkesin yardımını bekliyoruz abi. Devletimizden yardım bekliyoruz. Evimizi eskisi gibi olmasını istiyoruz.